Merhaba, iyi günler. Eskişehir'de bir saldırı olmuştu. Genç Arda isimli bir genç rastgele insanlara bıçakla saldırdı ve bunları yaralamıştı. Ve sonra gördük ki Arda K. Bayağı sosyal medya üzerinden bir takım ilginç, dünya küresel anlamdaki bir takım görüşlere kendini kaptırmış bir genç. Ne oldu, neden oldu? İşte bütün bunları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Özcan Güngör'le konuşacağız. Hocam merhaba. Merhabalar Ruşa Bey. Siz neydi bu araştırma? ORAD, radikalizm araştırmaları. Orada bir şeyiniz çıktı, makaleniz. Tam ben de o başlığı yayına da aldım. Z kuşağı niçin ve nasıl radikalleşiyor? Arda K örneği dediniz. Şimdi şunu öncelikle sorayım. Bu tür olaylarda da ben de radikalizmle gazeteci olarak ilgili birisiyim. Genellikle Türkiye'de bu tür olaylar olduğu zaman kamuoyu önce bir infial yaşıyor, sonra da hemen unutmaya geçiyor. Neden böyle? Şimdi Türk toplumunun biraz hafızası ile ilgilidir bu. Genel meselelerde de böyleyiz. Bu konu ben çalışırken gördüm. Ruşen Bey, Türkiye'de ilk kez böyle bir konuyu gündeme ben almışım. Akademik veya popüler anlamda. Halbuki literatüre baktığımızda gerek Batı'da gerekse özellikle Avrupa'da çok fazla çalışılmış. Demek ki biz açıkçası bu gelen yeni duruma karşı gözlerimizi kapatmışız. Sorunu görmek istemiyoruz, duymak istemiyoruz. Maalesef son yıllarda özellikle bu toplumsal meselelerde böyle bir durum gelişti. Yani bir kısım can yakıcı problemler görülüyor ve geliyor, adım adım geliyor. Fakat ister akademisyenler, ister gazeteciler, isterse de siyasetçiler bu mesele can yakıcı bir hale gelinceye kadar herhangi bir şekilde adım atmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir duruma karşı karşıyayız. Aslında bunun göstergelerinin bu Z kuşağı dediğimiz neslin evet siyasi eğilimleri, bunların sosyal hayattaki becerileri, dünyaya bakış tarzları bir şekilde geliyor işte. Bunlar artık genç koca koca insanlar oldular. 2000 doğumlu insanlar bunlar, evlenenler var falan filan. Dolayısıyla bunların farklılıkları çok net. Yani daha önceki kuşaklarla bu kuşaklar arasında bizim bildiğimiz ezberle çalışmıyor. Ne dini anlamdaki ezberlerimiz çalışıyor, ne siyasi anlamdaki ezberlerimiz çalışıyor, ne kültürel anlamdaki ezberlerimiz Tam çalışıyor. burada şunu Dolayısıyla sormak istiyorum. Sözünüzü kestim. Siz ilahiyat okudunuz. Diyanette uzun süre görev yaptınız ve genel olarak din sosyolojisi çalışan bir isimsiniz. Bu olay doğrudan çok yani Eskişehir'deki olay doğrudan sizin kıta sahanlığınızda değilmiş gibi gözüküyor. Ama biliyorum ki siz özellikle dini radikalizm üzerine de bayağı bir kafa yormuş birisiniz. Burada bir süreklilik mi var yoksa bir bambaşka bir kopuş, yepyeni bir olay mı söz konusu? Rüşen Bey, dediğiniz gibi evet ben daha çok dini kaynaklı olaylar, radikalizm ve benzeri gruplara çalışıyorum. Fakat burada karşımızda doğrudan dini radikalizmle ilişkisi hiç olduğu anlaşılmıyor ki değil. Doğrudan öyle bir alakası olmayan bir olay var. Ve fakat işin garibi biz dini radikalizmi özellikle bu gençlerde dini radikalizmi çalışırken de benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Yani meselenin özünde doğrudan dinden ilham alan veya dini motivasyonu temele alan bir kişilik ve kimlik yok karşımızda. Çok karmaşık, çok kompleks ve tek bir tarafa koyamayacağınız bir tavır var. Yani dini radikalizmde mesela adam ben Hanefiyim diyor ama öbürünü kafirler diyor, kesmeyi kendisine gayet normal görüyor. Veya Maturidiyim diyor ama kesinlikle tekfir falan kullanıyor. Şimdi burada da mesela bu çocukta Arda K örneğinde de sözde çocuk tenkrici bir anlayışa sahip ama en büyük Türk düşmanlarını kutsuyor ve aziz kabul ediyor. Dolayısıyla bu yeni nesil veya yeni durum bizi çok daha kompleks ve konular arası, bilimler arası düşünmeye zorluyor. Mevcut o Arda K örneğinde ben baktığımda onu gördüm. Yani işin bir tarafında çocuğun göçmenlere düşmanlık var. Bir tarafında eski Türk tarihine ilişkin yüceltmeleri var. Bir tarafta Batı'da İslam'a Türk düşmanlarına karşı öykünme var. Şimdi bunu siz klasik kimlik teorileri açısından, ister sosyal kimlik teorisi, ister başka kimlik teorileri, hiçbir yere oturtamazsınız. Yok yani, böyle bir şey yok. Bu
Oldukça kompleks, oldukça karışık ve referans kaynakları birbirine çelişen bir yapı arz ediyor. O zaman öyle olunca biz de kendimizi doğal olarak sadece bir alandan hareketle bu olayı açıklayalım diyemiyoruz. Çünkü öyle bir şey yok karşımızda. Şöyle bir şey söylesem çok mu basitleştirmiş olurum? Radikalleşiyor ama radikalizminin temelini sağdan soldan topladığı kendisine cazip gelen bir takım öğeleri harmanlayarak yapıyor desem çok mu basitleştirmiş olurum? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Burada bizim esas üzerinde durmamız gereken şey bu Roy'un kültürsüzleşme dediği veya bizim sosyolojide anomi dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Hangi durumlarda özellikle bu jenerasyonda anomi durumu artıyor. Normalde bu anomi her zaman olabilir yani. Fakat bu dönemde veya özellikle bu gençlerin yaşadığı çağın hangi etkileri bu çocukları böylesi akla hayale gelmedik işlere yöneltiyor. Şimdi ortada hibrit kültür dediğimiz, hibrit kimlik dediğimiz bir kimlik var. Ve bu kimliğin bileşenleri de birbirine zıttı şeyler. O zaman bizim sorgulamamız gereken şey şu. Bizim sosyolojik olarak elimizdeki belirli kimlik argümanlarını değiştirmeyi görüyoruz. Nedir sosyolojik olarak belirli kimlik argümanları? Bir, ailedir. Yani birinci sırada ailedir. Her zaman öyledir yani. İkincisi, akran gruplarıdır. Üç, eğitim sistemidir. Dört, medyadır. Beş, din ve dini kurumlarla ilgili hususlardır. Bunlar doğrudan veya dolaylı şekilde çocukları veya gençlerin kimliğini oluşturur. Şimdi burada, özellikle yeni nesil çalışmalarda da bu görülüyor. Normalde bizim beşinci sıraya koyduğumuz medya, ki adına biz artık dijital medya diyoruz, hemen hemen birinci sıraya çıkmış durumda. Ve ailenin etkisini kimi zaman özellikle kopuk ailelerde, boşanmış ailelerde veya ebeveynleri farklı şehirlerde ikamet eden ailelerde ailenin etkisini çok ama çok azaltmış bir vaziyette. Akran grubu dediğinizde bu çocuklar akranlarını kendi bölgelerinden, kendi mahallelerinden seçmiyorlar. Yani okul gruplarındaki akranlarıyla bir sosyalleştirme büyük oranda Z kuşağı gerçekleştirmiyor. Bilgisayarın başına oturduğu andan itibaren işte bu çocukta olduğu gibi mesela Orta Avrupa'dan bir şehirden bir çocuk var karşısında. Diğer taraftan Ukrayna'dan birisi var. Başka bir yerde Afrika'da biri de çıkabilir. Onlarla patçat kendilerince oluşturdukları bir İngilizce ile bir kimlik oluşturma yoluna gidiyorlar. İşte burada bir serseri mayın gibi karşısına çıkacak o güçlü söylem aktörü kimse dijital ortamda o daha basit bir etki oluşturuyor. Ve fakat o da çok uzun süreli ve çok derin ideolojik bir kimliğe işaret etmiyor. Fakat çocuk bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla seçiyor bu gerek capslerde gerek videolarda veya gerekse kendince oyun alanlarında bulduğu tiplemelerden hareketle bir takım unsurları seçiyor. Kısa sürede bunu tüketiyor ve en kötüsü bana göre en kötüsü bu kuşak adı dijitalleşmesi sebebiyle sanal ile gerçeği ayırt etmekte. Özellikle o problemli olanları kastediyorum. Yani aile problemi olan, geçimsizlik problemi olan, gelecek kaygısı olanları söylüyorum. Ayırt edemiyorlar. Yani sanal alemde yaptıkları şeylerin gerçek alemde çok ama çok daha farklı olabileceğini, oradaki muhatapların farklı olabileceğini çok net ayırt edemiyorlar. Ki bu Arda K örneği bunu çok tipik bir şekilde gösteriyor. Ve bunların sayısı az değil. Peki yani şunu anda sorabilir miyim? Şimdi bu Eskişehir olayında gördüğümüz olay bir takım tabii ki terör saldırılarına da benziyor. Mesela Avrupa'da özellikle tek kişilik yapılan IŞİD benzeri hareketlere sempati duyan insanlar böyle pazar yerine girip insanları bıçakladılar ya da kurşunladılar falan ama ilk gördüğümde benim aklıma Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok olan hani okul saldırıları vardır ya meşhur. Evet, öğrenci gelir evet, okula evet saldırır falan. Sanki onları ilk başta düşündürttü sonra diğerleri aklıma geldi. Şimdi Türkiye'de bunlar pek olmuyordu. Ama bir yerlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire bu olaylar ilk olduğunda büyük bir infial yaratıyor ama sonra bir tür kopya olaylar oluyor. Şimdi bu olayın sizce Eskişehir'deki olayın başka gençleri, başka kişileri tetikleme ihtimali var mı? Yani bu biz şeyi çok seviyoruz biliyorsunuz, münferit deyip kapatıyoruz. Kapatmak istiyoruz daha doğrusu. Siz bunun kötü bir örnek olabileceğini düşünüyor musunuz? Maalesef ve üzülerek ifade edeyim ki evet düşünüyorum. Çünkü sosyoloji bize bir şey öğretiyor.
Kırık cam teorisi diye bir teori var biliyorsunuz. O teoride normal bir mahallede bir aracı koyuyorlar. Kimse bir şey yapmadığı zaman herkes yanına geçiyor. İyi bir mahallede bile olsa camının birini kırıldığında kırık olduğunu gören başkaları da gidip bir tekme vuruyor ve onlar da camı kırıyor. Bu psikolojik bir şey. Türkiye'de evet bu dediğiniz türden kendi içinde radikalleşmiş tipler vardı. Ve fakat bunlar böylesi bir eylemi şimdiye kadar hiç yapmamışlar. Dikkat ederseniz bu Arda Kağan olayından önce ve sonra peş peşe 5 olay yaşandı. Yani benzer şekillerde. Çünkü çok ideolojik veya çok şahsi olduğu anlaşılmayan ama bir serseri tip veya literatürdeki adıyla yalnız kurt şeklinde ifade edebileceğiniz kendi kendine bir şekilde radikalleşmiş tipler sokağa çıktı ve insanlara zarar verdi. Dolayısıyla bunun bir defa olmuş olması veya birkaç defa peş peşe olup ve bazen de daha fazla da dikkat çekiyor oluşu korkarım ki bu türler eylemleri artıracaktır. Ben burada özellikle şimdi bir yazı yazıyorum. Okullar açılacak haftaya ve Türkiye'de okullarda radikalleşmenin hiç çalışılmamış bir konu. Şimdi bu son olay sonrası bu okullardaki çocuklar bir şekilde mecburi telefonlarını falan bırakıyorlar çünkü etkileşime geçip bunun daha fazla ve farklı sonuçları olmasından endişe ediyor. Ve olacağını tahmin ediyor. Çünkü Türkiye'deki zemine baktığınızda evet kabul edelim bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Bu ekonomik sıkıntıyı besleyen göçmenler ve benzeri problemler var. Bunun da daha kötüsü geleceğe ilişkin gençlerin kendilerince net ve rasyonel bir plan kuramamaları söz konusu. Şimdi başka bir sürü şey sayabilirim. Bu şartlar devam ettiği müddetçe bütün dünyada olduğu gibi şimdi yenice bir yazı okudum. Mesela Amerika'da Harris'le Kamala'yla Trump'ı karşılaştırmışlar. Trump'ın son düzlemde Z kuşağı arasında daha öne çıktığı tartışılıyor. Sebebi şu. Adam kendince kesin net basit çözümler öneriyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan. Batı'da da benzer şeyler oldu. Aşırı sağın yükselmesi. Bu neyle ilgili? Birazcık o toplumsal olayları çözme kabiliyetiniz düştüğü andan itibaren vücuttaki o toplumsal bünyedeki normal gözüken unsurlar çabucak harekete geçebiliyor. Şimdi Türkiye'de toplumsal anlamda bu uzlaşı dilinin veya siyasal anlamda halledilmesi gereken birlikte yaşama tecrübesinin güçlendirilmesi gereken noktalar var. Ama en önemlisi de ekonomik sıkıntılar bu. Yani büyük oranda işsizlik var. Artık belki göçmenlere ilişkin biraz Tam onu soracaktım. abartısı da Bu göçmen yazıda ona bir paragraf ayırmışsınız. O çok kritik bir şey. Çünkü bu Arda, Eskişehir'deki Arda'nın metinlerine baktığımız zaman da birçok şeyin arasında göçmen meselesi var özellikle. Bu çok bu türden radikalleşmede çok tetikleyici bir unsur ve hedef de yani göçmen karşıtlığı radikalizmi tetikliyor. Bir de aynı zamanda göçmenler ya da sığınmacılar çok kolay da hedef olabilecek durumda artık toplumun her yerinde, hayatın her alanında kolaylıkla ulaşılabilecek yerler. Evet. Dünyanın her tarafında bu böyle. Duşen Bey malum olduğu üzere. Yani göçmenler toplumsal anlamda sıkıntı yaşandığında içeride topluluklar kendi ulusal değerlerini daha abartma eğilimine girerler. Kendi varlıklarını tehdit eder gördüğü en küçük bir meselede aşırı tepki verirler. Bu sosyolojik bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye'de de bu tabii ki bir takım siyasi partiler tarafından hem kaşınıyor. Bir takım medya organları bunu biraz da abartarak da toplumsal tehdit haline dönüştürüyor. Ama bir yönüyle de dünyadaki eğilim de böyle. Yani sadece bizde değil, İngiltere'de de bu böyle. Yani İngiltere'de akla hayale gelecek şeyler, gelmeyecek şeyler oluyor. Göçmenlik karşıtı anlamda söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de bu göçmenlerin aşırı düşmanlaştırılması eşitsizliklerin sebebi görüldüğü için. Türkiye'de eşitsizliklerden ziyade aslında toplumsal adaletsizlikler daha can yakıcı bir durumda. Yoksa sosyal eşitsizlikler her zaman oluyor. Olmaya da devam edecek ama mevcut algı ve aktörlerin bu meselenin aktörlerinin birinci sırada göçmenleri ikinci sırada siyasal iktidarın bu anlamda onları bilerek isteyerek ulus devleti yok etmeye dönük bir argümantasyona dönüştürdüğü iddiaları gençlerde karşılık buluyor. Sadece bizi değil Batı'da da buluyor. Böyle olunca bu aşırı radikalleşme diyebileceğimiz küçük unsurların tehdit haline dönüştürülmesi çünkü
kendi kimliğini tehdit altında görüyor. Ekonomik geleceğini tehdit altında görüyor. Eşitsizliklerin normalleştirildiğini düşünüyor gençler. Böyle olunca burada bir tepki veresi geliyor. Bunu elbette en az hissedenler, kimler daha böyle aklı başında, daha belki aile olarak veya düzen olarak iyi olanlar bunu atlatıyor. Fakat Türkiye'deki son yıllardaki ekonomik eşitsizlik ve dengesizliğin orta sınıf ve alt sınıfların aleyhine daha da büyüdüğünü biz görüyoruz. Şimdi bu çok net bir şey. Yani bu gençler bu kadar büyümüş bir eşitsizlik ortamında bir şiddete düşme riskleri var. Örneği olunca bu göçmenlerle ilgili de mesela şimdi biz diyoruz ki işte provokasyon yapıldı Kayseri'de falan. Doğru, bir kısım bir mühendislikler var, onu görüyoruz. Ve Ankara Altındağ'da da benzer bir şeyler. O da doğru. Ama bunları nereden buluyorlar insanlar? Ya toplumsal zemin buna müsait olmayınca siz parayla da yapsanız karşılık bulamazsınız. Tamam, 4 tane adam orada bir iş yapıyor, arkasında mahalleli bir mahalleyi yakıyor. Şimdi demek ki toplumsal zeminde bizim atladığımız bazı gerçeklikler var. Bu gerçeklikleri doğru atlamadığınızda özellikle bu Z kuşağı çocuklarının, bizim neslimiz biraz korkardı. Ya karakola düşeriz, geleceğimiz tehdide girer, ne olur ne olmaz, başımız belaya girer falan filan. Bir önceki neslinin üzerinden zaten dozeler geçti, ideolojik anlamda söylüyorum. Fakat şimdiki Z kuşağı neslinin böyle bir endişesi yok. Onu bir şey gibi düşünüyorlar. Ne olur ki yani, girer çıkarız. Zaten devlet memuru da olacak burada, değiliz. Zaten burada şeyi sözünüzü keseceğim, kusura bakmayın. Yazınızın içerisindeki tek güzel yer genç kadınların çok fazla bunlara rağbet etmediği. Yani onun dışında hep kötü şeylerden bahsediyorsunuz ama diyorsunuz ki bu hareketler esas olarak genç erkeklerin yaptığı, genç kadınlar buna karşılık daha özgürlükçü hareketleri destekliyorlar. Bunu kesinlikle öyle. Açar mısınız bile? Tabii. Şimdi o hatta bugünkü o Amerika'daki yazıda da vardı. Amerika'da da kadınların bu etkilenmediği, erkeklerin daha çok etkilendiği düşünülüyor. Türkiye'de inanılmaz derecede kadınların mobilitesi pozitif yönde değişiyor. Bu çok sevindirici. Bakın bizim hani endişeli muhafazakarlar dediğimiz insanlar, bakın kızları veya kadınları ile ilgili çok endişe ediyorlar. Çünkü çok yaratıcılar. Çok toplumsal alanda inanılmaz mobiliteleri var. Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza baktığımızda daha sosyalitelerini kendi aralarında gerçekleştiriyorlar. Dışarıya daha açıklar, eğitime daha açıklar. O eşitsizlikleri bir hınca, bir kine dönüştürmekten ziyade uzun süreli ve dayanıklılık örneği olarak kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Biz yakın zamanda girdiğim benim eğitim sınavları komisyonlarında, işte biliyorsunuz asistan alımında 10 kişi alacaksınız. Müracaat edenlerin 10'u da kadın. Daha doğrusu sıralamaya girenler 10'u da kadın. 40 kişi müracaat etmiş. İlk 10'unun tamamı kadın. Geri kalanlar erkekler var ama sıralamaya giremiyorlar. Yani yarışamıyorlar. Şimdi o Z kuşağı neslinin erkeklerinde bir erkek bitikliği sendromu var. Bu sosyolojik olarak biz bunu konuşuyoruz. Erkekliğin bitikliği diye bir sendromla karşı karşıyayız. O bitikliği ama nihayet erkek fizyolojik olarak bir hıncı gücü barındıran bir varlık. İşte en kötüsü o. Yani bu içindeki enerjiyi normal yollarla sosyalleşme, spor, kültür, siyasal atmosfere daha aktif katılım şeklinde yapmak yerine oturuyor bilgisayarın başında. Oradan kafasında bir ondan bir bulunan bir sürü kimlikler ediniyor. Dolayısıyla o enerjiyi işte biri eğer doğru kanalize edersek, doğru derken burada kötü anlamda söylüyorum doğruyu, kendi lehine sonuca dönüştürebiliyor. Nitekim işte bizdekinin daha Slovenya'da falan bir yerde muhatabı çıkıyor, onu teşvik edin veya başkalarına çıkabilir. Fakat kadınlarımız, genç kızlarımız bu konuda gerçekten eğer bir Türk reformasyonu diye, Rönesansı diye, reformasyonu demeyelim. Bir Türk Rönesansı olacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum. Z kuşağı diye bir kitap yazdık. Oradaki Z kuşağını da ben Zafer kuşağı olarak adlandırdım. Ama erkeklerin çok ama çok geride olduklarını, kızların, genç kızların inanılmaz derecede enerjik, dayanıklı, süreklilik ve o kültür aktarımında da daha iyiler erkeklere göre. Yani dengeli bir kültürleri var. Yani hep dışarıya açıklar ama bir taraftan da kendi kültürlerine de öyle yabancı değiller ki. Ben bazen sosyal ortamda görüyorum, böyle hani bizim çevremiz açısından çok da makul olmayan tipte giyinen çocuklarla konuştuğunuzda aslında kafasında ve kimliğinde öyle hiç endişe edecek bir şey yok. Bu çocuklar bir şu anda bir arayış içerisinde ve kimliklere oturuyor. Dolayısıyla kadınların gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından bu bayan voleybol takımında da olduğu gibi
Ben çok ciddi etkiler olacağını ve bizi küresel anlamda rekabete herhalde onlarla biz bu yarışı kazanacağız ümidini besmeme sebep oluyor. Son olarak çok karmaşık bir olay var. Çok zor bir konu. Başlı başına program, hatta programlar yapmayı gerektirecek bir konu belki, ama deradikalizasyon denen, dünyada denenen bir takım programlar var. Yani radikalleşmiş kişileri, özellikle gençleri bir anlamda tedavi etmek diyelim. Yani tedavi lafı tam buna denk gelir mi bilmiyorum ama Evet. benim bildiğim dünyanın değişik yerlerinde bu tür programlar var. Devletler bunu finanse ediyor ama bunlar sanki çok başarılı olamıyor. Siz daha fazla bu konuyu biliyor olabilirsiniz. İnsanların radikalleşmesinin önüne geçmek bir mesele, radikalleşmiş insanı geri kazanmak ya da diyelim nasılsa. O apayrı bir mesele. Bunlarda henüz daha çok zorlanıyor, değil mi? Ülkeler, devletler, sivil toplum. Vallahi Rüşen Bey, çok açık konuşmak gerekirse şu anda tam onu çalışıyorum. Kurumlar olarak bizim gerek Aile Bakanlığımız, gerek Genç Spor Bakanlığımız, gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, gerek Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda çok ama çok giriş seviyesinde ellerinde veri ve becerileri var. Daha doğrusu bunu ana gündem hiç yapmamışlar, öyle anlıyorum. Birkaç tane okul müdürüyle ve ilgili bürokratlarla konuştuğumda evet böyle kendilerince bir palyatif bir şeyler düşünüyorlar ama somut ve kurumsal manada ne yapılabileceğini ve ne yapılması gerektiğine dair hiçbir veri yok. Ben yenice bir okul müdürüne sordum. Dedim ki mesela bir çocuğu görsen ki etnik radikal terör veya dini terör veya sapkınlık, bir takım bağımlılık gibi bir şey görsen ne yaparsınız hocam dedim. Anne babasını çağırırım konuşurum dedi. Onlar da kabul etmezler büyük oranda dedi. Sonra ne yaparsın dedim. İşte rehberlikçine çağırırım ama yapma oğlum kızım etmeyelim falan filan. Ben şey anlamaya çalışıyorum süreci. Sonra ne yaparsınız hocam dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Yani dedim bunu siz ilçe milli eğitime, il milli eğitime, aile bakanlığına. Hocam eğer fiili bir suç, taciz ve benzeri bir şey yoksa yani bu anlamda bizim bu anlamda bir mekanizmamız yok dedim. Hatta başka bir ilçe milli eğitime veya il milli eğitime göndersek niye gönderdiniz ki bu sizin probleminiz derler. Şimdi benzer bir soruyu başka bir bürokrata sordum aile bakanlığına. Hocam bize de suç unsuru bir olay teşkil edip müracaat edilmediği müddetçe bizim böyle bir programımız yok dedi. Falan. Şimdi Batı'ya baktığınızda bunun ileri derecede kurumlarının oluşturulduğu, yetişkin elemanlarının oluşturulduğu ve bunu profesyonel manada yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu şu demek değil. Yani biz çok geç kaldık ama battık bittik değil. Ama şu kesin, şu kesin ülkemizin bu farklı sosyokültürel gerek siyasal anlayışları, gerek din anlayışı, gerek ekonomik eşitsizlikler, gerek bölgesel farklılıklar ve gerek eğitimdeki istenilen düzeyde sosyalleştirilememe sonuçları bu tür problemleri artıracak. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız ve durumundayız. Şu aşamada bizde profesyonel böyle bir kurumda yok zaten. Yani bir radikalleşmiş her ne türlü olursa olsun bunu nasıl topluma kazandırırız anlamda bizim profesyonel bir kurumumuz olmadığı gibi kurumların da buna ilişkin net bir hazırlığının olmadığını üzülerek ifade etmeliyim. Hocam çok sağ olun. Bayağı bir şey konuştuk. Çok aydınlatıcı oldu. İleride umarım konuşmamızı gerektirecek olaylar yaşamayız ama anlaşılan ben sizin kapınızı daha çalmaya devam edeceğim maalesef. Böyle gözüküyor. Çok teşekkürler. Evet, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Özcan Güngör'le Eskişehir'de yaşanan Arda K. örneğinden hareketle Z kuşağının niçin ve nasıl radikalleştiğini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.